Eşref Armağan'ın birbirinden özel eserleri yer alıyor efendim bunun içerisinde ve biraz önce Türkiye arasında ben de şöyle bir karıştırdım ve görüyorsunuz ne kadar güzel eserler var. Muhteşem hakikaten birbirinden özel ve güzel eserler. Yani hayretler içerisinde Bir izliyorum. de satılsa. Evet, Eşref Şöyle. Armağan'ın tabii şöyle bir sistemi var. Bir de satılsa diyor. Evet Buradan yani kim nasılsın, neyle geçiniyorsun, ne de durumun diye yok. biz bu kadar aslında başarıyı saydık. Bütün dünyada tanındığını, Harvard Üniversitesi'nden profesörlerin kendisini incelediğini, nasıl böyle bir eser yapabiliyorsun diye onlara bunu herhalde sormak lazım, Ben değil bir mi? küçük bir şey anlatabilir miyim? Elbette, Buyurun. buyurun. Discovery Channel'ın işte bu çekimleri yapıldığı zaman İtalya'ya götüreceğiz. Yani 3 gün burada yaptılar, 3 günde orada çekim yapılacak da İtalya'ya niye götürüyorlar diye hiçbir şey söylemediler, hiçbir tüyo vermediler bana. Ama dedim ya para vermeden gidelim gezelim madem. Niye gitmeyeyim ki yani? Gittik. Orada Filippo Brunelleschi diye bir mimar, heykeli falan da varmış orada büyük yani bir binalar yapmış. 600 sene evvel bu kişi yaşamış, yani 600 sene evvel 3 kaçışlı perspektifi bulan kişi. Yani orada o tip dini binalar yapmış, Üç katedraller kaçışlı falan. perspektif. 3 kaçışlı perspektif. Ne o bulmuş. anlama? O Nasıl ya üç ben kaçışlı bilmiyorum perspektif? ki Nasıl benim oluyor? teknik bilgim yok. Ama 3 kaçışlı perspektifi uygun binaları o yapmaya başlamış ilk. İlk o bulmuş. Öyle bir kişi. Onun karşısına götürmüşler o binanın karşısına beni. Küçük şey koymuşlar bu Floransa meydanında. Sandalye, masa falan. Kameralar ayarlanmış falan neyse. John Kennedy var profesör Toronto Üniversitesi'nden. O da beni çok inceledi ve hüngür hüngür ağladı. 30 sene sonra böyle bir insan dünyada çıkacaktı. Karşımda diye ağladı bütün denemelerden sonra. O kadar sevindi o kişi. O da orada. Binayı elletti filan böyle büyük duvarlar bilmem köşeler falan o zaten şeyde YouTube'da izleyebilirsiniz onu şeyi 10 dakikalık. Ama ben yani hiçbir şey anlamadım ki yani duvara elleyip de o binayı ben nereden bileyim kocaman binayı. He he yapıyorum o beni anlamıyor ben onu anlamıyorum zaten. Neyse. Sonra böyle bir küçük maketini yapmış onu bana elime verdi. O zaman çözdüm ben binayı. Bana dedi ki birdenbire hiç böyle bir şey yapacağım haberim de yok. Yukarıdan aşağı görüntüsünü düzden bir de aşağıdan yukarıya bakıyormuşsun gibi görüntüsünü. 3 boyut ayrı ayrı çiz. Tamam dedim, çizeyim dedim. O bir kalabalıklaştı orası. Ben çizmeye başladım. Birinciyi çizdim. Bir taraftan da dinliyorum etrafı. Çiziyorum ama bir de ne oluyor? Hiç kimse de ses yok. İkinciye başladım. Çiziyorum. Gene ses yok. Ya bunlar benden bir şey bekliyor ama herhalde başaramadım. Rezil olduk yani diyorum kendi kendime. Üçüncüyü çiziyorum. Son çizgiyi bitirdim. Kıyamet koptu. Bravo, bravo üstüme saldırdılar. Ne oluyor dedim ya ben ne yaptım ki? Orada yaptığım şey 600 sene sonra o icat edilen işte o kişinin yaptığı o binayı 600 sene sonra dünyada görmez olarak ilk ben çizmişim. Ben de şaşırdım yani. Orada tabii tarihe geçtim. Benim için yani bir gurur bana çok hoşuma gitti. Evet, Evet. bu katalogda da birbirinden güzel resimler var. Birkaç tanesini daha biz sizlerle paylaşalım. Zaten aslında Paylaşıyor ekranda da biz yönetmenimiz. sizle zaman zaman paylaşıyoruz. İnanılmaz. Siz Bakın parmaklarımla boyuyorum. Fırçayla boyama diye bir şey olamıyor. Çünkü parmaklarım temas etmesi gerekiyor ya. Yani fırçaya boyayı aldım mı, almadım mı, orayı boyadım mı fırça yani o olamaz yani. O öyle bir şey olmuyor. Elimle parmaklarımla boyuyorum. Akrilik boya kullanıyorum şimdi tabii teknikleri değiştirdim. Kendi kendime teknikleri buldum ya. Bir yaptığınız Değiştirdim. eseri bir daha yapabiliyor musunuz aynısını? Nasıl? Bir eserden bir tane daha yapabiliyor musunuz? Aynısı olmuyor. Aynısı olmuyor. Olmuyor. Benim eserlerim hepsi şu anda şey yani orijinal. Aynısını yapmak istesem de olmuyor. Zaten içimden de gelmiyor aynı resmi bir daha yapmak. Yani değişik değişik şeyler yapmak istiyorum. Bakar mısınız? Şu anda vazodaki çiçekleri gösteriyorum izleyicilerimize. Hakikaten bu kadar güzel resmedilebilir mi? Renklerin, ışığın uyumuna, güzelliğine bakar mısınız lütfen? Harika. Tek kelimeyle Vallahi muhteşem. bravo. Söyleyecek gerçekten söz bulamıyorum. Bakın eğer ki bu resimleri
başaramasaydım yapmayı, çizmeyi ve boyamayı, yani görsel hale getirmeyi şey yapamasaydım, yani meydana getirmeseydim hakikaten kördüm. Ama şimdi kör değilim işte. Çünkü dünyada ne nasıldır, ne hangi renktir, ne, her şeyi biliyorum ve istediğim gibi tuvale aktarabiliyorum. Kafanızdaki aynen tuvalde yansıyor, öyle değil mi? Peki biz bugün örnek göstereceğiz herhalde izleyicilerimize. Bir hazırlıkta yaptık bunun için. Nasıl başlıyorsunuz resmetmeye? Şimdi resmetmeye başlamadan önce ben 6 yaşından beri uğraştığım için parmak uçlarımla dokunarak şekilleri hep öğreniyorum. Görenlere sordum ya. Artık beynimde hayal etmeye başladım. Hmm. Yani hayal gücümü çalıştırmaya başladım. O parmaklarla dokunarak. Önce hayal ediyorum. Mesela şurada bir şey yapın, çizin dediğiniz zaman ben zaten burada hiçbir şey yokken görüyorum. Sadece bu kalemle, yani kalemle de çizmiyorum. Burada kamera görsün diye kalemle çizeceğim. Evet. Yani bir metal bir yetiyor. Sivri metal şeylerim var. Çizeceğim yani sizin görmeniz için. O hayal ettiğim şeyi buraya aktarıyorum. Hı hı. Zaten herhangi bir şeyi hayal edemeyen kişi ressam olamaz. Ya da mühendis olamaz. Yani hayal gücüne bağlı bir şey. Ve evet, şey, aslında hayal kurmayan hiçbir insan hiçbir şey hemen hiçbir şeyi yapamaz. Yapamaz. Ve şu da çok önemli. Benim şimdi bu hayal ettiğim şeyi yapıyorum ama bu parmağımın görmesi için tuval üzerinde öyle evvelden yaptığım gibi çiviyle falan yapmak olmuyor. Çünkü nasıl deforme oluyor. Nasıl yapıyorsunuz peki? Kendi kendime yine teknik buldum. Hmm. Önce o çiviyle çizdim, anlattım ya. Evet. Ondan sonra kartonu oyarak koyup da boyayıp kartonu çekiyordum. Şablon şeklinde. Şimdi nasıl yapıyorsunuz? Onda hareket veremedim şekillere. Ondan sonra bir macun buldum. O macun da istediğim kadar 15 dakika yumuşak kalıyor. Hani şu dişçilerin kullandığı kalıp gibi bir şey. Onu ip haline getiriyorum, elimle yapıştırıyorum. Hı hı. Onun içini boyuyorum kuruduktan sonra. Donuyor. Hı hı. Ama şimdi en son yorgan ipiyle. Yorgan ipini tutkala bandırıyorum, çıkarıyorum. İstediğim şekli çizgi halinde yapıştırıyorum, kuruyor. Sonrasında parmaklarımla boyuyorum. Aslında yıllar geçtikçe teknikler de farklılaşıyor. Teknikler ve daha da ileri götürüyor sizi. Evet. Peki kendi bugün kendime bize nasıl bir çalışma yapacaksınız? Şimdi bir görmezin, yani anadan doğma hiçbir şey, güneşin doğuşunu görmeyen bir kişi için söylüyorum, yani kendim için. Yani biraz sizin için. Kendim için. Bu bir manzaraya, işte onun boyutunu, ışığını, gölgesini, perspektifini yapabilen kişi olduğu için zaten dünyada tekim, o yüzden dünyada tekim. Çünkü perspektifi hala daha çözemedi. Görmezler perspektifi yapamıyor. Hem de ders aldıkları halde ben hiçbir ders almadım. Ben kendi kendime başardım bunu. Yani bunu ben bilim adamları söylüyor. Ben kendim söylemiyorum. Nasıl başardınız perspektifi öğrenmeyi? İşte bunu çizimle anlatabilirim. Hı hı. Teknik bilgim hiç yok. Ben şöyle yaptım da şöyle ettim bilmiyorum. Peki, bak, izliyoruz sizi merakla. Evet, yani şimdi gösterebilmem için her zaman hep böyle çizdiğim bir şey vardır, manzara vardır. Gene onu çizeceğim. Çünkü benim amacım hani değişik yeni bir şey yapmak değil. Hem vakit açısından, hı hı, hem de perspektifi falan gösterebilmem için bir doğa peyzaj yapacağım. Rica ederim, bir şey değil ya, dükkan senin. Şimdi bakın, burada resim yapmaya başladım ya. Bu resim yapmam konuşmamı hiç engellemiyor. Çünkü hiçbir ilgisi yok. Yani konuşmamla hiç ilgisi yok. Bu da büyük bir başarı diyorlar. Onu da size şey yapayım, söylemiş olayım. Şimdi burada ben çiziyorum, elim çizsin. O görevini yapıyor, hiç ilgisi yok. Bir yandan da sohbet etmeye sohbet, devam edelim. Sohbet. Şimdi ben size şimdi bir şey anlatayım bak, siz de gülün. Şeyde İstanbul'da bir gün Fındıkzade karşıdan karşıya geçeceğim. Bunu hep anlatıyorum ama şimdi hep tekrar dinleyenler aman gene mi bu diyecekler de. Olsun. İlk defa dinliyoruz. Şimdi karşıdan karşıya geçeceğim. Yardım istedim. Sağdan soldan. Kimse ilgilenmedi. Orası da dört yoldu biliyorsunuz. Evvelden tramvay yolu vardı. Otobüs yolu vardı. Şimdi tramvay yapmışlar. Evet. Şimdi o öyle değil. O zaman otobüs yoluydu. Neyse. Karşıdan karşıya geçeceğim. İşte şey yapmayınca dedim ki ya arabalar yavaşladığında ben ayağımı uzatayım, geçeyim dedim. Nasıl olsa dururlar dedim. Tam böyle niyetlendim geçeceğim. Koluma birisi yapıştı.
Diyaba dedi, hepten de karşıya mı geçeceğim bak? Dedim, karşıya geçeceğim dedim. Dedi, beraber geçelim. Geçelim dedim. Bundan bir daldık yola, kıyamet koptu. Allah, arabalar birbirine bindi. Allah'ım ya Rabbim, ne oluyor dedim ya. Öyle korktum ki, kornalar, dangır dungur bir şeyler oluyor. Neyse, birinci yolu geçmişiz. Orada da İETT otobüs durağı varmış geçidin altında. Birinciyi geçince hemen otobüs durağı. Valla nasıl oldu bilmiyorum. O kalabalıkta ben ezileceğim diye ayağımı attım çıktım yüksek bir yere. Kaldığımı zannettim Basu. Arkadan da kalabalık itince biz bir otobüse bindik. Ya otobüse bindik. Geriye dönüş yok. İtiyorlar çünkü. Nasıl inebilirim diye düşünüyorum bir taraftan. Öbürü de kolumda. Şöyle şoförün omzuna dayandım. Şimdi şoförün omzuna dayanınca şöyle bir yaslanınca bu kesin bana bakıyor dedim. Sen nereye gidiyorsun dedi. Karşıya geçiyorum dedim. Ha bu karşıya gitmeye Eminönü'ne kadar gidiyor dedim. Dedim benim Eminönü'nde filan işim yok dedim. Ben karşıya geçiyorum dedim. Ya buna ne yapıyordun dedi. Dedim görmüyorum yanlışlıkla. Uy ula niye görmüyorsun dedi. Şimdi ben dedim ya boş ver sen lafı dedim. Ya, hareket etme de dedim ben dedim şey yapayım. İneceğim geriye dedim. Yanımda gene kolumda. Neyse üstümüz sıyrıldı aşağı indik. Onundan döndük otobüsü. Paldır küldür bir yol daha geçtik. Kıyamet koptu gene. Sağ salim çıktık dedim. Hemşerim sen niye sana sola dikkat etmiyorsun ya? Tebi abi ben görmüyorum ki dedim. Benim öyle şeylerim var. Çok büyük bir tesadüf. Yani iki kişinin aynı anda aynı yerde birbirinize denk gelmeniz. Onun da Trakyalı olması. Evet, farkına varmamanız çok çok enteresan. Benim çok severim böyle yöre şeylerini. Arkadaşlarım da çok İstanbullu olduğum için arkadaşlarım var her yöreden. Yani çok severim. Tiyatral yetenek de var zaten şimdi sizde. Şimdi mesela bizim bir şey vardı. Ben o zaman 11 yaşlarında falanım. Yeşilköy'deyiz. O zaman Yeşilköy'de Ermenisi, Rumu bilmem ne hep bir arada yaşıyorduk. 40 sene evvel. Çok güzel bir ortamdı. Şimdi bizim bir şey var, Arnavut vardı. Bir eşeği vardı. Onun eşeğinin iki tarafına böyle küfeleri koymuş. İşte patlıcan, biber bilmem ne. Şimdi o şimdi mahallenin başından girdiği zaman patlıcanı biberi, patlıcanı biberi. Bahar şimdi madam çıkardı şeye cama. Kaça veriyorsun? Çuş bir adam 2,5. Bana diyorsun. Yok be eşeğe derim be. Manzara da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Hatta bitmek üzere öyle değil mi? Bitmek üzere. Bitmek üzere. Konuşmak bir şey fark etmiyor. Ben yapıyorum yine öyle. Sizin sesiniz de çok güzeldir. Öyle tahmin ediyorum. Çok güzel bir ses rengi var. Evet. Kulak müthiş. Sesim tiyatral yetenek çok güzel. Şöyle bir şey mırıldanır Allah mısınız bu çizerken hiç? Ben ne söyleyeyim ki? Sevdiğiniz türküler, şarkılar vardır muhakkak. Onlardan birisi var. Şey hiç kelime şeylerini bilemem ki ama şeyi söyleyeyim biraz. Sesim biraz şey Davudi gibi ya. Çanakkale şeyi var ya bir ufak bir yerini söyleyeyim. Olur olur. Vallahi büyük keyifle dinleriz. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Oy gençliğim eyvah. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Oy gençliğim eyvah. Yeter. Nasıl oldu bakalım? Sesinize sağlık. Hemen paylaşalım biz de izleyicilerimizle. Evet. Bunu böyle alayım. Tam karşıdaki kameraya göstereyim. Ne kadar sermaye varsa hepsini döktük ya.